genel izleyici. Evet, iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ereğli Aktüel programıyla yine Metro TV ekranlarında bir hafta aranın ardından yeniden beraberiz sevgili izleyicilerimiz. Aynı anda hem Metro TV ekranlarıyla evlere sesleniyoruz. İnternet yoluyla ereğlimetrotv.com'la tüm dünyaya, Türkiye'ye sesleniyoruz. Ve şu anda da hemen karşımda da hazır Facebook yayınımızla da tüm internet portallarına sesleniyoruz. Bu akşam yine çok özel ve güzel bir program olacak inşallah sevgili izleyiciler. Bir saatlik bir sürede ya da bir saat 15 dakika, bir buçuk saat. Çok değerli bir konuğum var. Eğer sorularınız, yorumlarınız olursa da onları da alacağız. İlk önce konuğumuza bir hoş geldiniz diyelim. Sonra ben yine bu tarafa döneceğim sevgili izleyiciler. Bu akşam çok değerli konuğumuz sevgili izleyiciler. Emir Gazi Belediye Başkanımız Sayın Nurşen Koçak Bey. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim. İyi. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. İlk defa Metro TV'de sizleri ağırlıyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz diyoruz efendim. Teşekkür ederim. Ben de Metro TV'nin bize bu ekranları açıp vatandaşla buluşturduğu için size, Emrah Bey'e, şahsınıza, televizyonunuza teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam Emir Gazi Belediye Başkanımızla gerçekten de çok güzel bir program olacak. Dobra dobra konuşacağız. Soruları cevaplayacağız. Dediğim gibi aynı anda şu anda hem Facebook'tayız, hem ereğlimetrotv.com'dayız, hem de sosyal medyadayız, hem de Ereğli'de yayın ağımızı gerçekleştiriyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben de Emir Gazi'deydim. Sayın Başkanımın da yanındaydım. Gerçekten de Emir Gazi'miz çok güzel bir ilçe sevgili izleyiciler. Sayın Başkan'dan biraz veriler de aldım bu noktada. 8.970 nüfuslu bir ilçemiz. Ama gerçekten her geçen gün büyüyen bir ilçe. Emir Gazi Belediye Başkanımızın da katkılarıyla 2 yıl süresince de yavaş yavaş çıtayı yükselten bir ilçe olmuş Emir Gazi sevgili izleyiciler. İşte onları konuşacağız. Sayın Başkan, 2 yıllık bir süreç. Dile kolay. Aynı zamanda veteriner hekimsiniz efendim. Şöyle başlamak istiyorum. Mesela çok merak ederim ben böyle şeyleri. İlk defa konuk aldığım için. Neden belediye başkanlığı desem, sonra 2 yıla başlasak efendim. Şöyle buyurun. Neden belediye başkanlığı? Güzel bir soru. Hizmetin yolu Türkiye'de, Türkiye memleketimizin her tarafında siyasetten geçiyor. Yani biz 15 yıl vatandaşla iç içe serbest meslek. Evet. Ve ardından belediye başkanlığı. Vatandaşın talebiyle oluyor tabii bu işler. Evet efendim. Bir de takdir diyelim ya, nasip oldu. Evet efendim. İnsanlar bizi tercih etti. Tabii onlara bu konuda minnettarız. Evet. Ve belediye başkanlığı mı oldu diyorsunuz? Belediye başkanlığı. Şimdi sevgili izleyiciler, Sayın Başkanım şunu da söylemek istiyorum. Sayın Başkanım bir de farkı var. Farkı derken şimdi herkes diyecek ne farkı var diye. Konya ve ilçeleri. Şimdi Konya ve ilçelerine baktığınız zaman Milliyetçi Hareket Partili belediye olarak bir tanesi Emir Gazi ve bir tanesi de Doğanhisar sevgili izleyiciler. Ve bu noktada da Sayın Başkanımız hani tabii ki belediye başkanlığına oturduğu zaman insanlar makamına hani ne diyor Sayın Başkanımız? İşte rozetimizi bir kenara bırakıyoruz. Örnek diyorum siyaseti. Ama tabii ki biz de doğal olarak biliyoruz ki Milliyetçi Hareket Partili bir belediye Emir Gazi. Siz göreve geldiniz. Siz de programda başlamadan önce 9.340 olan nüfus şu anda 8.970. Evet. İlk önce bir Emir Gazi diyeyim. Bize bir Emir Gazi'yi kısa bir anlatın Sayın Başkan. Şöyle daha sonra devam edelim. Emir Gazi ismini birçok vatandaşımızın bildiği gibi Emrullah Gazi Hazretlerinden evet almıştır. Evet.
O türbe Rumlar zamanında savaş esnasında. Tam onu diyecektim, biraz daha açıklarsak. Hı-hı. O türbeyi, evet. Evet, o zaman 400-750 yıl önce, rivayetlere göre konuşuyoruz, tabi resmi veriler yok. İşte Topal Hafız diye bir amcamız vardı, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Onunla ziyaretimizde hasbihal ettiğimiz esnada onlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda, o zaman Aşevi gibi yerlerde varmış o türbenin yanında. Son zamanlarda işte belediyemiz ve Kaymakam Bey'in katkılarıyla orada bir çevre düzenlemesi oluşturuldu ve vatandaşın ziyaretgahı haline geldi şu anda. Evet efendim. Bayağı da ilgi odağı oldu. Böyle bir ismini oradan alır. Emir Gazi Kıraç topraklar biliyorsunuz. Evet. Bozkır. Bozkır aynen. Evet. Sulu arazi oranı çok düşük olduğu için vatandaş gelirini sadece hayvancılık ve tarıma bağlamış. Tarımda da şu anda enerji fiyatlarının yüksekliği çiftçiye yansımış durumda ve evet, yeterli derecede sulanmıyor. Bir de işte cuma günü yağmur duasına çıktık. Bütün memleketler çıkıyor. Biliyorum işte. Evet. Aynen efendim. Bir sıkıntımız var. Bir sıkıntı var. İnşallah Cenab-ı Allah verir. Vatandaşımız rızkını helal yolu. Amin. İnşallah. İnşallah verir. Evet, Emir Gazi böyle bir ilçe. Böyle bir ilçe. Çok güzel efendim. Bunu da bize özetlemiş oldunuz. Tabii ki 2 yıldır belediye başkanlığı görevini yürütüyorsunuz. Bir yandan da arka tarafta böyle slide fotoğraflarımız da dönüyor sevgili izleyiciler. Bu arada Facebook'tan da sorularınız varsa onları da bekliyoruz sevgili izleyiciler. Sayın Başkanımıza. Değil mi efendim? Emir Gazi ile vatandaşlarımız belki internetten, Facebook'tan izliyorlardır. Soruları da varsa onları yorum bölümüne yazarsa biz de soracağız. İlk göreve geldiniz Sayın Başkan. İşte makama oturdunuz. O ilk bir hafta, 2 haftayı bir değerlendirsek ne diyorsunuz? İlk o döneme dönersek efendim. Tabii milletin makamı, bütün belediye başkanları da bunu hissetmiştir. Ben de şunu hissettim. Onun ağır bir yükü, ağır bir vebali olduğunu düşündüm. Evet. Temsil ettiğimiz makam, bizim milletimizin makamı. Tabii onun bir ağırlığı oluyor, bir yükü oluyor ve vicdan hesaplaşmam oluyor. Ona göre davranman gerekiyor. Evet. Ben belediye başkanlığını aldıktan sonra Emirgazi'de yıllardır var olan şu olayı bitirdim. Oy vermiş, vermemiş, kapılar tamamen açtık. Ne güzel. Herkes gelebilir. Makam kapısı açıktı. Tabii ki. Yani bize oy vermiş, başkasına oy vermiş, hiç oy vermemiş. Böyle bir şey yok. Emirgazi'de artık siyaset yok. Bakın bu çok sadece önemli. Sadece belediye var. Bu çok önemli ama. Ve belediye oy veren veya vermeyen insanların değil, bütün vatandaşların. Evet efendim. Hizmet beklediği bir kurum. Aynen. Ben belediyecilere de böyle bakıyorum. Ha, Emirgazi halkına da buradan, Ereğli halkı da dahil. Buyurun. Minnettarım. Evet. Neden minnettarım? Sebep şu. Ziyaretleriyle küçük bir belediye olmamıza rağmen günlük 200-300 tane ziyaretçimiz olur bizim. Ne güzel ama ya. Evet. Tabii yani bizi memnun ederler. Evet. Biz onların ayağına gideriz. Hasta ziyaretleri, cenaze ziyaretleri gibi. Emirgazi'de barışı getirdiğimize inanıyoruz. Ne güzel. Barış yani Nurişen Koçak'la daha farklı bir Emirgazi. Tabii ki, tabii ki. Yani bunu vatandaşlarımız da görüyor ve biliyor. Ne kadar güzel. Çünkü ben de geçtiğimiz günler, ben de Sayın Başkan'la sevgili izleyiciler çok tanışmıyordum işin aslı. Bunu canlı yayında samimi söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başkanımızla beraberdik. Neden beraberdik? Emirgazi'de bir hükümet konağı temel atma töreni oldu. Ben de orada sunum yaptım ve Sayın Başkanımızın da bir toplu açılışı oldu, böyle mini. Oradaydık. Sayın Başkanımla orada tanıştım ve gerçekten o samimiyeti gördüm. İşte Halkapınar Belediye Başkanımız hadi diyor, Emirgazi Başkanımızın diyor makamına gidelim diyor. Bir yandan diğer kaymakamımız diyor ya diyor bir gidip çayını içelim diyor. O samimiyeti gördüm gerçekten. Sağ olsun. Burada sizlerin huzurunda da 10 yıldır planlanan hükümet konağı temel atma töreninde siz de oradaydınız. Evet efendim. İlçe kaymakamımız Sayın Saadettin Doğan Bey'in döneminde yapılması ve onun emeği, ekibi o gün teşekkür imkanı bulamadım ama bugün teşekkür ederim. Burada verelim işte. Evet. Evet. Yani kaymakam beye de 10 yıldır planlanır ama Sayın Kaymakamımız Saadettin Doğan Bey'in emeği çok büyük, ekibinin emeği çok büyük. Aynen. Sayın Konya Valimizin katkılarıyla da Emirgazi Hükümet Konağı'na kavuşuyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bir kez daha. Hayırlı olsun. Evet, kesinlikle. Yani diyeceğim o ki Emirgazi halkının o sıcak kanlılığını, sizin misafirperverliğinizi gördük. Biz de size bu konuda çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Çok sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki belediye işte makama oturunca neye bakılır önce Sayın Başkan? Şöyle bir içeri bir gezilir. Kaç kişi çalışıyor? İşte ne kadar aracımız var? Ne kadar borcumuz var? Siz de geldiniz. Şimdi doğruya doğru. Bir önceki dönem bir AK Partili belediyeydi. Sonuçta bir siyaset yok desek de Milliyetçi Hareket Partili bir belediye kazandı. O tablo nasıldı? Borç, işte araç, ekip, kaç kişi çalışıyor? Şu anki durum nedir efendim? Ne kadar ödeyebildik ya da? Buyurun. Efendim, belediye sıfırlamak üzere.
Sıfırlamak üzere. Evet. Borçsuz bir belediye var ve paramız var. Yaptığımız işleri hesabımızla yapıyoruz. Bizim devraldığımızda 800 bin lira yakın eski parayla zaten akaryakıt borcumuz vardı. SSK icralıktı. Bütün kurumlara borcumuz var. Toplamda 2 trilyon civarında borcumuz var. Tabii Büyükşehir Yasası'nın gelmesiyle altyapı borçları vardı. 3 trilyon civarında bu Büyükşehir'e devredilen borç. Evet. Bizim belediyemiz adına. Onunla birlikte 5 trilyon ama Büyükşehir Yasası'nın gelmesi burada Emirgazi Belediyesi'ne biraz nefes aldırmıştır, bunu söylememiz gerekiyor. 3 trilyon borcu KOSGİ vasıtasıyla Büyükşehir Belediyesi devraldı. Yasa böyle geldi. Evet. Benim devraldığımda 2 trilyon borcumuz vardı. 20 personelimiz var. Tabii taşeron işçi 10-15 civar çalıştırıyoruz. Vatandaşın hizmetini, evet, temizlik vesaire gibi hizmetlerini yapma amaçlı. Araç sayımız, kamyon, kepçe ve taksilerimizde 20'ye yakın araç sayımız var. Evet. İmkanları kısıtlı bir belediye olmasına rağmen biz 2 yılda vatandaşın karşısına çıkıp işte biz sizlere şunları yapacağımız dediğimiz, ettiğimiz vaatlerin %80'ini şu anda 2 yılda gerçekleştirmiş. Çok uç vaat yaptınız mı o seçim arifesinde? Hayır. Hayatımda hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım ben. Evet. Olabilecek şeylere, inandığım şeylere. Evet. Hep bunları söyledim ve bunlar üzerinde yaşadım. Evet. Ve şu anda borçların birçoğunu sıfırladık mı efendim? Sıfırladık. Paramız var. Ciddi bir kredi çektiniz böyle İller Bankası'na? Hayır. Hiç çekmediniz. Çekmedik ama ileriki dönemlerde tabii vatandaşımız... Ya mutlaka. Şimdi mesela inşallah büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz bize katkı sağlar. Biz Emirgazi'de meslek üstüne olmasını istiyoruz. O zaman belediye olarak ben daha önce bir basın kuruluşunda da söyledim. Gene burada söyleyebilirim. Hı hı. Belediye hizmet binasını okul olarak devretmeye hazırım ben. Belediye hizmet binasını? Meslek üstüne devrederim. Yüksek okula? Tabii ki. Evet. Bu teklifimiz açık yani. Tabii ki. Evet. Yani meclis üyelerinde de görüştüm tabii bunu. Sadece tabii. Karar merci ben değilim. Meclisimiz de bunu kabul ediyor. Ha o dönem ne olur? Yani diyelim ki Emirgazi'de 100 tane öğrenci olursa Emirgazi'de vatandaşla kültür diyaloğu, Emirgazi'deki esnafın hareketlenmesi, yani bir okulun olması, özellikle üniversite seviyesinde bir okulun olması insanların yaşamını biraz daha kolaylaştırır. Kesinlikle. Kültür alışverişini kolaylaştırır. Biraz daha böyle şen şakrak olur insanlar yani. Bir canlılık gelir. Tabii ki. Evet. Ama ben o konuda gene kararlıyım. Hizmet binası dahil orada elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu açık teklifi bir daha söylüyoruz. Kesinlikle. Evet, peki. Şimdi Sayın Başkan, hani bu vurgu yapacağım ama yanlış anlaşılmasın. İşte Milliyetçi Hareket Partili bir belediye. Kaldı ki el elimizde o dönemi yaşadı. Evet. Sayın Hüseyin Obrukçu döneminde. Mesela Büyükşehir Yasası geldi. Çok kısa yorum istiyorum. Yani nasıl buldunuz Büyükşehir Yasası'nı ve ne bileyim hep dendi ki ama farklı parti olursa işte Konya ile hep çatışır gibi örnek. Ama siz 2 yıldır görevdesiniz. Ne diyorsunuz efendim? Emrah Bey, ben sadece bize verilen verileri konuşayım size. Tabii. Büyükşehir Yasası'nın gelmesiyle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akgürek'in bütün ilçelere biz muhalefet olarak görülmedik bir kere. Burada sizlerin huzurunda bunu söyleyebilirim. Bu önemli. Muhalif olarak evet, görülmedik. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu konuda şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim. Sizi de ben bazen evet. gördüm Büyükşehir Meclisi'nde çoğu evet. zaman. Evet. Evet, evet. Buyurun. Yani mesela Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçemizde bütün ilçelerde söylediği belli şeyler var. Prestij ne? Caddesi. Evet efendim. Bunu bize kazandırdı, yaptı. Evet. Kent Konağı şu an Ereğli'ye yapıldı. Bizimki ihale aşamasında yapılacak. Evet. Büyükşehir'in bize vaat ettiği mesela kapalı halı saha. Kapalı halı saha. Onun ihalesi yapıldı. Şu Berkaya yapılmıştı, o tarz bir şey mi? Evet. Onun aynısı. Evet. Şimdi kapanan beldeler var. Orada altyapı çalışmaları devam ediyor mesela Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın. Kanalizasyon ve su üzerine. Evet. Bunlar tabii belediyelerde altyapı çalışmalar büyük yük. Evet. Benim şu ana kadarki anlattığım olay bu. Evet. Büyükşehir bunları devraldı. Başta söyledim. Borcu evet. devraldı. Ha burada ama ulaşım gitti. Su giderleri gitti. Büyükşehir'e gitti. Yani değerlendirmeyi, Büyükşehir Yasası'nın avantajını, dezavantajını ben anlattıktan sonra siz değerlendirmeyi siz yapın. Buyurun. Evet. Yani bu gibi hizmetler şu anda Konya Büyükşehir yani Belediyesi. Artı da oldu, eksi de oldu diyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Bakın bunlar artılar Emirgazi'de yapılan işler. Evet. Yani başta söyledim, biz muhalefet partisi olduğumuz için Büyükşehir Belediyesi tarafından ve işte Sayın Tahir Akgürek Bey ve Genel Sekreter Haşmet Okur Bey sizlerin huzurunda da teşekkür etmek isterim. Biz hiçbir zaman üvey evlat muamelesi görmüyoruz Büyükşehir'den. Bu çok önemli. Bakın, kesinlikle bunu yani Sayın Başkan samimiyetle söylüyorsunuz. Biz de samimiyetle söylüyoruz. Yani ben bütün samimiyetimle evet. bunu ifade ederim. Yani yapılıyor. Ereğli hizmet alıyorsa nüfus oranına göre. Ben de nüfusuma göre Büyükşehir'in toplam uyguladığı hizmetlerin hepsini alıyorum şu anda. Evet efendim. Burada bir eksiklik yok.
Yani mesela 28 kilometre köy yolları. 28 kilometre. Evet. Evet. Asfaltlama çalışması Büyükşehir Meclisi'nde onandı ve ihalesi yapıldı. Bu bizim ilçemize yapılacak bir yatırım. Işıklar ve demir imalatı. Şimdi tam onu diyecektim ben. 16 mahalle var değil mi efendim? 16 mahalle var. Evet, onlar da sizin sorumluluğunuzda. Tabii ki. Merkez 7, 7 tane kapanan köy. Evet. 2 tane kapanan belde. 16 mahalle. Yani Büyükşehir'in artıları, eksileri mutlaka var. Peki, devam edelim. Şimdi Facebook'tan da yayınımız devam ediyor. Arkadaşlar sese bakıyor musunuz Facebook'ta? Olmazsa biraz daha yakınlaştırabiliriz şeyi, kameramızı. Burada birkaç yorum vardı ya. Neredeydi yorumları? Kaydı mı? Nereye gitti? Ünal Ecer, Fahri Kahraman yazmış efendim. Artık siyasi bir başkan değil, herkesin başkanı demiş. Az önce bir yorum vardı, o silinmiş. AK Parti'ye geçmeyi düşünür mü diye. Bir belediye başkanı geçmişti değil mi efendim? Evet. Milliyetçi Hareket Partili neresiydi o? Akören. Akören'di. Peki. Sanırım ondan sordular. Biraz yorumlar geliyor. Tabii ki MHP ile ilgili sorular da var. Devlet Bahçeli'nin MHP'ye zararı var mı? Onlara yorum yok. Ben aşam konuları cevap. Onlara söylemiyorum ama tabii yorumlar geliyor. Otobüs servisi hakkında bir değişiklik var mı demiş Halil İbrahim Sütçü. Nedir acaba bu konu? Otobüs servisi. Büyükşehir'in sorumluluğunda olan bir evet konu. Yani şu anda da vatandaş servis konusunda hizmetini alıyor. Alıyor. Biz de tartışma soruyoruz. Ciddi bir sıkıntı yok ama. Yok, benim bildiğim yok. Evet, kardeşimiz öyle yazmış. Neyse, öbür yorumları da gelirse bakarız efendim. Facebook'tan da yayınımız devam ediyor. Bir kez daha söyleyelim. Şimdi Sayın Başkan, 16 tane mahalle var. Evet. Ve işte Büyükşehir esasını kısaca konuştuk efendim. Mesela Ereğli'de Koski var. Sizde de Koski. Altyapı ilk geldiğinizde nasıldı Emirgazi'de? Şimdi altyapı nasıl? Daha sonra üst yapıya doğru gidelim. Emirgazi merkezin altyapısında bir değişim olmadı. Yani aynı kanalizasyon sorunu çözülmüştü. Zaten şu an bir arıtmayla ilgili bir sorunumuz var. O da projelendiriyor Büyükşehir tarafından. Koski tarafından yapılıyor bunun projesi. Çevre mahallelerde Işıklar ve Demirci'de, Başin'de ve Demirci merkezde böyle bir çalışması var Büyükşehir'in. Evet. Yani kanalizasyon çalışması var. Bizim yaylalarımız çok dağınık. Yani mahallelerimizde yaylalar var. Yani dağınık mı yaylalar? Evet, bakın 19 tane yerleşim birim var Demirci Mahallesi'nde sadece. Evet. Yani ama yaylalar hep ufak olmuyor mu nüfus? Yani 3 hane, 5 hane. Evet. Böyle. Evet. Yani bunun da her tarafına kanalizasyon hizmetinin verilmesi yok, zor. Yok, imkansız. Ama hani Emirgazi merkezi düşünürsek Sayın Başkan, ciddi bir sıkıntı yok o zaman altyapıda. Yok, merkezde bir sıkıntı yok. Şu anda Büyükşehir herhangi bir çalışma yapıyor mu, yapacak mı? Yaptı mı? Bizim yani Büyükşehir'den beklentimiz şu anda Emirgazi halkının. Merkez için söylüyorum. İçme suyu sorun. İçme suyu? Tabii, kesinlikle sorun. Yani içemeyiz. Şimdi Emirgazi'ye su geldik. İçmiyoruz, satın alıyoruz. Öyle mi? Bak evet, ben hiç fark etmedim. Bugün Emirgazi'ye geldik mesela sevgili izleyiciler. Hani gerçi hazır su mu içtik hatırlamıyorum da. Yani normal su içemiyoruz Emirgazi'de. Hayır, Ereğli gibi değil yani. Peki nedir bunun çözümü? Hiç görüşürüz mü Büyükşehir'le? Büyükşehir şimdi kuzu kuyusu mevkiinden bir kuyuyla Belkaya, Demirci, bizim Demirci mahallemize su verdi. Aynı depo gerçekleştikten sonra bize verilen bilgi Koski tarafından Emirgazi'de o suyun şebekeye verileceği evet konusunda o zaman bir çözüm geliyor zaten. Yani takipçisiniz efendim. Tabii ki, tabii ki. Peki. Facebook'tan yorumlar geliyor. Mehmet Baki Yoğurtçu, sizlerle gurur duyuyoruz. Başkanım Tokat'tan selamlar demiş. Biz de çok selam size. Evet, peki. Aydın Yoğurtçu da demiş ki bu başkana başkanlık yapamaz diyenler şimdi büyük başkan nasıl buluyorlar demiş. Böyle yorumlar da var. Tuncer Ünlü yazmış efendim. Başkanım Emirgazi için güzel yatırımlar yapıyor. Emirgazi'ye hayırlı olsun demiş efendim. Yine bu da gelmiş. Ersin Bayrakçı, başkan Emirgazi'nin çehresi bakımından 2 yıl gibi bu kadar kısa bir zamanda nasıl değişti bilmek isteriz demiş. Ne diyorsunuz? Ne diyoruz? Çalışıyoruz. Bak çalışıyoruz dedi sevgili kardeşim. Evet, Facebook'tan izleyenlerden. Çalışıyoruz, kararlıyız. Evet. Facebook'tan yorumlarınızı bekliyoruz. Şu an Facebook'ta 130 izleyicimiz var. Evet, özellikle Facebook'tan yorumlar gelsin. Şimdi yine diyeceksiniz hep Büyükşehir değil tabii ki. Sizin hizmetlerinizle konuşacağız da. Evet. Büyükşehir park yaptı mı? Çocuk parkları. 7 mahallede tamamlandı şu an. 7 mahallede? Evet. Büyükşehir yaptı bunları da tabii efendim. Tabii ki Büyükşehir yaptı. Nasıl, beğendiniz mi? Yani samimi bir soru. Yani en azından çocukların hiç oynayacağı bir yer yoktu. Evet. Ama var artık yani. Evet. Var. Çocuklar da oynuyor, görüyoruz. Peki, şimdi biz geçen gün Emirgazi'ydik. Baktım, ciddi bir kilitli taş. Rahat rahat yürüyebiliyoruz. Evet. Sizin döneminizde, özellikle üst yapıya bakacak olursak, Büyükşehir asfalt yaptı mı? Siz asfalt yapacak mısınız? Bir de kilitli taş olacak diye bir iddianız var her taraf. Emrah Bey, biz 2 yıllık süreçte gerçekleştirdiğimiz kilitli taş çalışmasını
3 yıl daha devam ettirdiğimizde ben buradan sizlerin huzurunda Emir Gazi halkına söz veriyorum. Her insan evinden çıktığı zaman merkezden kilitli taşa basın. Bir de kilitli taş Sayın Başkan daha mı iyi, daha mı rahat oluyor ne bilmiyorum ama. Bizim oradaki, yani bizim oraya gibi yerleşim yerlerinde rahatlığı şu, yani tamiri kolay. Asfalt gibi gittim bir daha gitmiyor. Yani mesela bir yer çöktüyse tamirat yapılabiliyor. Yani asfalt kalktığı zaman mesela tekrar altyapı şey işte doldurulması, sıkıştırılması. Ama kilitli taşta öyle bir şey yok. Kalkıyor, kalkan yeri yeniden tamir ettirebiliyorsunuz. Evet. Böyle bir avantajı var. Daha avantajlı görürüz ve daha güzel görünüyor. Asfaltta şu an nedir durum? Büyükşehir ne kadar yaptı, siz ne yapacaksınız yeni dönem için? Büyükşehir şu anda bize, az önce söyledim ya, Büyükşehir mahallelerinde 28 kilometre bir asfalt çalışması olacak, ihalesi gerçekleşti. Daha hiç yapmadım Emir Gazi asfalt. Sadece yapılan girişteki prestij caddesi. Şu geçen gezdiğimiz evet, yol mu? Evet, evet. Girişteki cadde. Orayı yaptı. 1 kilometre. 1 kilometrelik. Hı hı. Siz bunun üstüne bir düşünceniz eklemeniz. Bizim asfalt çalışması yapma durumumuz yok şu anda belediye olarak ama kilitli parkede biz geçen yıl eski parayla söylüyorum 1 trilyonluk bir yatırım ihale açtık. Bunu uyguladık. Şu an tekrar 1 trilyonluk bir ihaleyle başladık. Şu anda %10 falan uygulanmış durumda mezarlığın önü. Mesela mezarlığın iç çalışmasını Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Mezarlıklar Daire Başkanlığı yaptı. Orada bir kilitli parke çalışması yaptılar. Biz de ön tarafında otopark gibi bir şekilde genişletilmiş şekilde yolda mezarlığın önünde bir kilitli parke çalışması yaptık. Aynı çalışmayı şu an Şehit Celal Koçak İlköğretim Okulu'nun yanında, sağında, solunda düzenleme. Bir de devletin devam ettirdiği, devlet suçlarının devam ettirdiği dere yatakları ıslah. O da çok önemli değil mi? Evet. Yani şu an Emir Gazi'de o neredeyse %80'i tamamlanmış durumda. İlçeye bir görünüm katıyor. Bir de yani bundan 15-20 yıl, 25 yıl önce falan çok ciddi bir sel gelmişti orada. Bir tane de can kaybolmuştu. Allah rahmet eylesin. Evet. Hazretlerdi. Vatandaşımız bilir o adamı. Evet. Devletimiz de bu konuda tedbir aldı ve dere yataklar çalışması da şu an devlet su işleri tarafından ihale edilmiş ve yapılmış durumda. Yapılıyor yani. %80'i tamamlanmış durumda. Kaç mezar var efendim? Tahmini. İlçe merkezi. Evet. İlçe merkezinde bir tane büyük mezarımız var. Yeterli mi? Nasıl? Şu an yetiyor. Yetiyor. Ona da sanırım Büyükşehir bakıyor değil mi? Allah inşallah yaşayanlara uzun ömür verir. Yetsin. Aynen efendim. Devam edelim. Facebook'a bakalım. Yorumlar geliyor böyle ara ara. İyi akşamlar Sayın Başkan demiş. Demirci Mahallesi'nden sanırım. Muharrem Ünal Bey yazmışlar. Demirci Mahallesi dair demiş herhalde öyle bir şey. Alaaddin Selçuk, yapılan güzel hizmetlerde emeği geçen Nurettin Başkan ve ekibine çok teşekkür ederim. Başarılarının devamı dilerim demiş efendim yine. Facebook'a gelen yorumlardan bir tanesi. Tabii yorumlar yine geliyor. Bizleri izleyen izleyicilerimiz Facebook'tan yorumlarını göndermeye devam etsin. Emir Gazi Belediye Başkanımız, canlı yayın konuğumuz bir kez daha ekranını yeni açanlara söylemiş olalım. Şimdi üst yapıyla yine devam edeceğiz. Bu noktada neyle devam edelim? Şöyle bakıyorum. Ben devam edeyim isterseniz. Parklar diyecektim esas. Büyükşehir yaptı ama siz de park ek yapıyor musunuz yoksa yeterli? Merkezde bir güzel bir park. Yani şehirleşmeye belirti, şehirleşme alameti gösteren bir çocuk parkı düzenledim ben. Çok da güzel oldu. Akşamları bile aileleri orada görüyorum ben. Öyle mi? Yani güzel, evet. Şimdi bir ışıklandırma eksiği var ama yani kullanılan zemin, çocuğa düştüğü zaman zarar vermeyecek şekilde ayarlanmış süngerler. Evet, şu kauçuk mu diyoruz, ona bir şey diyoruz. Evet, onlarla evet. Falan dizayn edilmiş durumda bir park yaptık merkeze. Merkezde neler yaptık? Hiç misafirhanemiz yoktu bizim. Misafir ağırlayamıyorduk. O gün siz de gördünüz. Evet, çok güzel bir misafirhaneniz var. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten otel ayarında bir misafirhane. Kaç kişilik o misafirhane? Efendim sıkışırsak 20 kişiye kadar kalırız. Biz zaten küçük bir ilçeyiz. Misafirlerimiz de çok yoğun olmuyor ama şu an için bir de kültür merkezinin üzerine faaliyete geçiriyoruz. İşte bayanlar kalmak istemiyor aynı yerde. Ayrı bayanlara doğru düzenliyoruz. Şu an ikisi birden tahminim 30 kişiye hizmet verir. Çok güzel. Bir internette mi görmüştüm Sayın Başkan ben? Bir meydan projeniz mi var sizin? Evet, onu da gerçekleştireceğiz. Nedir o proje? Biraz bahsedelim. Yani meydanda şimdi... Meydan derken lafınızı bölüyorum, pardon. O gün ben çok gezemedim Emir Gazi'yi de. Yani belediyenin önünde olduğu alan mı meydan Hayır, sizin? Orası değil. Bizim meydanımız neresi? Bankanın karşısında. Ha, Ziraat Bankası var. Evet. Onun karşısı mı? Resmi törenlerin falan yapıldı. Atatürk'ün olduğu alan meydan. Oradaki taşları kaldıracağız. Yani eski kilitli taş. Yeni taş ve hani bütün şehirlerde oluyor ya. Bir kafe tarzı camdan bir... Ha evet böyle. Yani öyle vatandaşın rahat edebileceği şekilde bir yer. Ortada bir şadırvan. Ama alt
tarafı değiştirilmiş şekilde. Mesela üst tarafta suyun akıntısının verilmediği, yani bazı yerlerin su doluyor mesela. Evet. Esnasında falan. Öyle bir düzenleme çalışmamız var. Var yani, bir Emir Gazi'ye yeni meydan bu 3 yıl içinde olacak. Olacak diyorsunuz. Peki. Evet, yorumlarınız varsa Facebook'tan bizlere ya da sorularınız varsa Sayın Başkan'a sorabilirsiniz. Şimdi misafirhane dedik. O bina da güzel. O bina önceden neydi? O bina daha önceden konut olarak kullanılıyormuş. Ama harabe bir durumdaydı. Emin olun harabeydi yani. İçine girilmeyecek durumdaydı. En son halini siz gördünüz. Evet, gördüm ve şimdi tertemiz. Çok evet. Güzel. Sevgili izleyiciler, hani Emir Gazi'ye gittiğiniz zaman çok nezih bir misafirhane gerçekten de var. Bir de fotoğraflarda da var. Şimdi az sonra döner o fotoğraflarda sevgili izleyiciler. Emir Gazi'de bir de çok güzel bir kültür merkezi var. O gün biz Emir Gazi'ye gittiğimizde ben gitmedim, görmedim ama fotoğraflarda geldi. Gayet çok hoş bir kültür merkezi. Burayı nasıl oldu, nasıl gelişti? Şimdi il özel idare döneminde, Büyükşehir Yasası'ndan önceki dönemde kültür merkezleri bütün işleri yapıldı. Evet efendim. Ama bizim bu üst taraf, konferans salonu olduğu taraf beton haliyle kalmış. Biz Emir Gazi Belediyesi olarak valilik makamında komisyonun bize kültür merkezinin devredilmesinden sonra biz üst tarafta vatandaşımızın böyle konferanslar, seminer, mesela geçen hafta 3 gün boyunca kutu doğum haftası sebebiyle müdürüm, buradan Yaşar Hocam'a da selamlar. Evet. Yaptığı programlarda gerçekten böyle bir eksiklik vardı ve bu giderildi. Evet efendim. Tabii yapımı il özel idare döneminde, yani binanın yapımı o dönemden ama için dizaynı Emir Gazi Belediyesi olarak biz yaptık. Siz yaptınız. Evet. Kaç kişilik efendim orası? 300 kişilik. Hı hı. Mesela burada hiçbir tiyatro gösterisi ya da... Başlayacağız inşallah. Sinema, nedir tiyatro. Aklınızdan geçen bu iş nedir efendim? Yani çocuklar için, gençler için bir şeyler olabilir orada. Efendim eğitici amaçlı. Yani kültürel faaliyetleri artırıcı yani, ve eğitici amaçlı. Orada bir Emir Gazi bence tapu yıkabilir yani. Mesela çok güzel geçmişimizi anlatabilecek tarihçilerimiz var. Mesela Emir Gazi günde 50 ton süt üreten bir memleket. Bakın bu çok önemli. Bir daha söyleyeyim. 50 ton. 50 ton süt üreten bir memleket. Sütün daha sağlıklı şekilde tüketilmesi. Mesela evlerde peynir yapılır. Evet. Evet. Şey. Yani bu gibi konularda vatandaş eğitilebilir. Mesela bir hoca getirilerek peynirin yapımı, buna benzer. Yani sadece o amaçla kullanamazsınız kültür merkezini ama mesela hiç sinema kültürümüz yok bizim. Emir Gazi'de öyle bir yer yok. Mesela burada, ama bununla olacak. Burada olabilir. Yani olacak, ne bileyim güzel bir en son vizyona giren filmlerden bir tanesi. Mesela. İşte 19 Mayıs yaklaşıyor. Gençlere bir etkinlik ya da 23 Nisan işte örnek diyorum. Evet, gençleri teşvik amaçlı buradan devam edelim. Çanakkale'ye 2 otobüs göndereceğiz. 80 kişi. Başarılı öğrencilerimizi göndereceğiz buradan. Tam yıl son şey doğru, okulların kapanmasına doğru. Mayıs ayı içinde planlıyoruz. O zaman öbür ay. Kaymakam Bey'le Milli Eğitim Müdürümüzle de görüşeceğiz. Çanakkale'ye göndereceğiz. Çok başarılıları bir de gene buradan vaatlerimi söyleyeyim, Mersin'e göndereceğim. Mersin'e, tatile. TEOK sınavından sonra başarılı olan öğrenciler Mersin tatili hazır. TEOK sanırım cumartesi, pazar. Yarın mı? Ben yanlış hatırlıyorum. Öyle biliyorum. Valla ben de hafta sonu biliyorum. Arkadaşlar bir bakın TEOK ne zaman? Yarın diye biliyorum. Ben de hafta sonu biliyorum sanki ama bilmiyorum. Bir bak bakalım Atalay, TEOK ne zaman? Ama çok güzel Çanakkale'ye göndermek, yani ecdadımızın, tam mutlaka şehitlerimizin olduğu yere göndermek bence çok güzel bir proje. İnşallah Mayıs ayında o Emir Gazi'li o gençlerimiz Çanakkale'ye gider, sizin sayenizde görür. Emir Gazi Belediyesi'nin hem kültürel etkinliği olur hem de dediğiniz gibi ecdada saygı. Kesinlikle, kesinlikle. Yine devam edelim. Başka Emir Gazi'ye işte kültür merkezi Rütuş'tan geçti ya da yenilendi. Evet. Misafirhane yaptık. Başka ne? Pazarımız yoktu. Evet, geçen onu da açtık. Evet. O da o açılışın içinde vardı. Onu diyeceğim. Şimdi Emir Gazi'de lafınızı biliyorum Sayın Başkan. İşte günlük 50 ton süt çıkan bir ilçe dediniz değil mi? Yanlış söylemiyorum. Hayvan anlamında da bir de veterinersiniz. Ne kadar büyük baş küçük baş tahmini olarak hayvan var? 22 bin civarında büyük baş hayvan vardı. Evet. İlçe genelinde 30 bin civarında küçük baş hayvanımız var. Yani bir hayvan pazarı ciddi bir ihtiyaç mıydı orada? Ciddi bir ihtiyaçtı. Asıl önemli olan oradaki şuydu. Biz hayvan satışlarımızı ve alışlarımızı Aksaray pazarından yapıyoruz. Aksaray. Tabii sabah 4'te 5'te insanlar kalkıyor. Bir saat mi Emir Gazi Aksaray? Bir saat. Evet. Bir de bunlar taşınması. İşte bulaşıcı hastalıkların pazarlar vasıtasıyla ilçeye girmesi, kontrolü. Tabii bunlar ilçe tarımı, il tarımı görevleri ama. Evet. Biz ayağında bir pazar olsun diye yaptık. İnşallah Ereğli esnafı da, canlı hayvan alıp satan esnaf da bizim pazarımız cuma günleri. Cuma günleri mi? Cuma günleri. Bundan sonra pazarımız olacak. O hayvan pazarı geçen açılan yer değil evet, mi? Evet.
Evet. Cuma günleri bunun sonu aktif olacak. Eğer hani eski tabirle ceri, şimdi canlı hayvan tüccarlar deniyor ya, bu arkadaşlar Emir Gazi'yi ihmal etmezlerse hem onlar hem de vatandaşımız açısından karlı balık. Orada çayını içebilecek yer falan var mı? Nasıl? Ayakta orada 10 tane sanayi dükkanı yaptık. Çünkü fotoğraflarda var, evet. Yansıyordu, evet. 10 tane sanayi dükkanı yaptık oraya. Bu da neyi sağlayacak? Emir ha geldi, Gazi. Evet buyurun. Ha, bir burası tane. Pazarımız bizim. Evet, şu anda hayvan pazarı, evet. Burası geçtik. Pazarımız. Evet. Ne kadar böyle bir muhal oldu? Çok ciddi bir rakam mıdır, nedir? Dükkanlar ve hayvan pazarının maliyeti bizim belediyemize 500 bin. 500 milyon. Konuşuyorum ben hala. Ama değdi bence. Değil, çünkü Emir Gazi yani. Yani kurban satacak bir alan yoktu Emrah Bey. Kurbanlarını vatandaş gidip toprakta bilmem orada burada. Şimdi tertemiz satıyor burada. Mesela kurban günü bile ilk defa bu kurbanı da kullandı. Yok, çok güzel. Ama bundan sonraki olay da şunu yani cuma günleri inşallah pazar başlayacak ve inşallah ciddi bir pazar ortamı oluşacak orada. Çok güzel. Mustafa Şentürk demiş ki başkanım beni de gönder Çanakkale demiş. Evet, Aydın Yoğurtçu var. Tam bir fanatik diyebilirim. Aydın Bey'e buradan sevgiler saygılar. Ses az geliyor diyor. Aydın idare et yani. iPhone telefondan ses Facebook'ta anca böyle çıkıyor. Benim yorumlarımı mutlaka oku diyor. Okuyacağım da yorumlar kayıyor. O kadar çok yorum geliyor ki. Alaaddin Selçuk yapılan güzel hizmetlerde emeği geçen Nurettin Başkan ve ekibine çok teşekkür ederim demiş. Yorumların devamına nasıl bakıyoruz arkadaşlar? Yorumlar geliyor ama Mahallesi'nin, Işıklar Mahallesi'nde cenaze alanı Musalla Taşı'nın olduğu yerde kilitli parke çalışması oldu. Bir de köylerde de biz bu kilitli parke çalışmasını her köye taşını büyükşehir verdi, taşımasını ve işçiliğini Emir Gazi Belediyesi olarak biz yaptık. Şu anda 3 köyde de tamamlanmış durumda. Çok güzel. Ve 50 bin taş projesi vardı büyükşehir'in. Evet. Taşları biz getirdik. Ve vatandaşımıza yapıyoruz şu anda. Köyde yaşayan vatandaşımıza. Çok. Daha önceden köy olanlar şimdi mahallemiz. Yani artık o evet. Dilimiz alışmış Sayın evet. Başkan. Evet hep, öyle oluyoruz. Hep benim. Öyle diyoruz. Gerçekten güzel. Şimdi bir de tabii ki diye devam edelim. Yeşil alan. Burada fotoğraflarda da vardı bir ara ben gördüm. Fidan dikebildik mi? Emir Gazi. Bakalım. Başkanım halı saha ne zaman yapılacak demiş Facebook'tan. Hakan Güneş. Hakan'cığım ihalesi yapılmış bak Sayın Başkan diyor. Evet, herhalde yani. Orada maç yapmak istiyorlar. Tabii ki. Yani onun arazisini biz Büyükşehir'e tahsis ettik. Büyükşehir sağ olsun kabul etti. İhalesini yaptı. Mustafa Yazlık Bey'in bize söylediği. Bugün yarın başlar inşallah. Mehmet Baki meydan projesi eskiye yeni bir bakış gibi mi olacak başkanım demiş. Ne diyorsunuz? Doğru söylemiş. Evet, doğru söylemişim Mehmet kardeşim. Sizler yine Facebook'tan yorumlarınızı yapmaya devam edin. Mustafa Şentürk başkanım çok güzel çalışıyor. Teşekkür ederim demiş. Bu yorumu da gelmiş. Yine Facebook'tan canlı yayın devam ederken yorumlarınızı göndermeye devam edin. Sevgili dostlar, sevgili izleyiciler. Radyo programı gibi oldu böyle de. Buyurun efendim. Evet, biz bir makam aracıyla eski aracımız
belediye olarak yaptığımız işte dev ekran koyduk, billboard. Belediyemiz. O çok güzel olmuş, belediye tam önünde. Yani orada neyi sağladık? Hem kendi faaliyetlerimiz hem de... Bir hava katmış. Hava kattı, bir de esnaf açık ama esnaf bir türlü ona alışamadı. Yani oraya kendini koysun, reklamlarını koysun. Ne güzel. Diye. Evet. Herhangi bir ücret de talep etmedik ama gelen olmadı. Esnaf bayağı da var sanırım değil mi? Evet, 50 tane bakkal var. 50 tane bakkal evet. Var. Sizin oralara da geldi mi şu mini marketlerden? Mini market? Hani ismini vermeyelim. Var ya her tarafta. Geldi. Geldi mi? Bir tane var. Bir tane var. Çok güzel. Evet. Şimdi yorumlarda diyor ki yatırım yok mu diyorlar ama yatırım Emir Gazi'de nasıl bir yatırım olabilir ki? Emir Gazi'nin... Yani güneş tarlaları falan ne bileyim aklıma gelen bilmiyorum. Şimdi mesela güneş enerjisi panelleri kuruldu. Şu anda Faruk Çoban... Kuruldu mu? Kuruldu evet. Nereye Sürekli kuruldu? Nereye yakın? Eskişehir bölgesi. Hmm. Emir Gazi'nin kuzeyi değil. Bayağı bir büyük mü bu güneş tarlası? Evet. Entegre ve hayvan... Ya da bu bir yatırım mı bilmiyorum ben. Ne diyorsunuz yani bu? Bu şahsa alakalı, yani oradaki sorunun içeriği nedir bilmiyorum ama evet. Biz devletimizden, bakın şöyle bir şey var, size şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii buyurun. Şimdi 830 kilometre ilçe sınırı E90'dan Sultanahmet'e kadar olan alan Emir Gazi. Evet. Bu arazinin sulandığını düşünürseniz biz İç Anadolu'yu duyuruz. Evet. Ama sulanmıyor. Yani devlet şu anda engelliyor, ruhsat. Kuyu olmuyor. Yani vatandaş da buna yanaşamıyor. İnşallah işte önümüzdeki zamanlarda tarım çalıştayı inşallah bir sonuç alır Emir Gazi. Sayın Bakan gelecek. Tabii ki. Siz de varsınız değil mi? Faruk Çelik evet. Bey 7 Mayıs'ta. Evet. Katılacağız evet. Yani orada şimdi ilçe belediye başkanı olarak ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Buyurun. Emir Gazi'de araziler sulanırsa ben halkımızın geri oraya döneceğine inanıyorum. Bakın merkez nüfus kaydı 33 bin. İçeride yaşayan adam şu anda 5 bin. 28 bin vatandaşımız Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yaşıyor. İşte Antalya, Aksaray, İstanbul, Ereğli. Bak herkes gitmiş. Yani sebebi ne? İnsanlar tabii rızkını temin etmek için daha farklı alanlar tercih ediyor. Ama böyle bir şey olursa, araziler canlanırsa ben dönüşler olacağına inanıyorum. Yani Emir Gazi gibi yerler de bence önemli olacak. Yani arazilerin sulanması. Evet. Yani şöyle de tanımladığımız oldu mesela biz. Konsiyat'ta bir fuar açmıştık geçen yıl İstanbul'da. Bakir topraklar işlenmeye hazır. Bakın bu toprakların bir karışının aşağısına inilmemiş daha. Yani çalıştırılmamış. Buğday ekmiş, arpa ekmiş, adam başka bir şey öğrenmemiş yani. Ama sulanabilirse, siz daha işte yılda 2 verim, 3 verim, meyvecilik, bunlar hiç yok mesela. Bunlar da olursa işte ne olur? Gelir sağlar. Gelir sağlar zaman da insanlar göçmez. Evet, mesela güneş tarlası paneli varmış. Güzel bir şey, çoğunu da bilir. Evet, bir özel yatırımcı, o da aslında Emir Gazi'li bir arkadaş yaptı. Şehir hayvan çiftliği yaptı, ikisini birden yaptı yani. Şey merak ediyorum Sayın Başkan, şehir dışında ciddi Emir Gazi'liler var mı? Yani durumu iyi olan, fabrikası olan? Var mutlaka. Ya fabrika seviyesinde yani, ben tanıdım ya örnek. Allah var ama mesela Emir Gazi'li 40 tane esnafımız var Antalya'da. Antalya'da? Evet. İstanbul'da falan nasıl? İstanbul'da çalışanlar var, mesela bayrakçılar var. İki tane bayrakçı var. Birisi evet. Şirket. Bu tünel yapımında ihale falan da alıyor arkadaşlar. Evet. Ya ama çok büyük şey iş adamlarımız yok yani. Yok. Ama yatırım noktasında dediğiniz gibi yatırım derken şunu anlamalıyız sevgili izleyiciler. Emir Gazi Başkanım dediği gibi ne diyor? Tarlalarımız, topraklarımız sulanırsa iyi bir sonuç alırız diyorlar. Şimdi Turgay Kocaman şimdiye kadar demiş seçilmiş en kişilikli, en çalışkan başkan diyor. Facebook'tan yazmış. Aydın Yoğurtçu yine yazmış. Başarılar Büyük Başkan Bahar bizimle gelecek demiştik. Kimse inanmamıştı. Şimdi başımız dik, alnımız ak. 3 kişiyle değil 5 kişiye değil Emir Gazi'de başkanlık yapacağımıza söz verdik diyor. Öyle bir yorum yazmış. Evet şu anda da yine Facebook'tan izleyenler yorumlarını iletmeye devam edebilir. Sosyal anlamda neler yapabildik bu 2 yıllık süreçte? 2 yılda bir Emir Gazileri buluşturduk. Emir Gazileri buluşturduk. Evet. Nasıl buluşturduk? Merkezde bir etkinlik yaptık. Emir Gazileri Birleşme Dayanışma adı altında. Emir Gazi Belediyesi üstlerinde organizasyonunu ve geçen yıl ciddi bir katılım oldu. 10 bine yakın vatandaş katıldı. Kaç? 10 bin. 10 bine yakın. Evet. Evet. Bu sene var mı? Bu sene evet Mayıs 15'inde buradan da duyuralım. Yapacağız. Bir günlüğüne mi efendim? Bir gün sadece bir. Mayıs'ın 15'inde buradan davet edelim o zaman. Tabii ki. Ne diyoruz? Mayıs 15'te herkesi bekliyoruz. Tüm Emir Gazileri değil, Ereğlileri de bekliyoruz. Ereğlileri de bekliyoruz. Tabii herkesi bekliyoruz. Neydi etkinin ismi?
Emir Gazi ile birleştirme. Emir Gazi ile birleştirme. Evet, birleştirme, kaynaşma, kaynaşma, dayanışma. Festival mi diyelim biz buna? Festival olarak inşallah düzenli hale gelecek. Var mı bu sene sanatçı falan gelecek mi? Olacak. Olacak. Ama çok fazla böyle geçen yılki gibi gece falan olmaz. Gündüz bütün işlemleri yapacağız yani. Daha iyi. Nerede yapmayı düşünüyorsunuz o etkinliği? Gölören Dağı'nda. Gölören Dağı'nda. Oo, Gölören Dağı. Gölören çok Dağı. Güzel. O zaman buradan söyleyelim. 15 Mayıs'ta tüm herkesi Sayın Başkan efendim Emir Gazi'ye davet ediyor. 15 Mayıs'ta. Sanatçımız evet. Olacak. Değişik aktivasyonlarımız olacak. Çok güzel. Ramazan ayı için ne düşünüyorsunuz? 2 yıllık süreçte yapabiliriz mi işler Ramazan ayında? Biz Ramazan ayında Emir Gazi Belediyesi tarihinde ilk defa vatandaşa açık bir yemek verdik. Bizden önce Büyükşehir'deydi. Mükemmel bir yemek. Açık yemek derken yani ya yolu kapattık. Davet edilmemiş böyle. Çadır mı kurduk nasıl ya? Yani? Hayır, normal meydana kurduk. En az 2000 kişi katıldı Emir Gazi gibi bir yerde. Düşünün 9000 nüfusu bir yerde. Evet. 2000 kişi iftar etti orada. Çok güzel. Geçen yıl olmuştu bu. Bu sene ne düşünüyorsunuz Ramazan ayı için? Gene aynı etkinliğe devam edeceğiz. Belki daha yoğun yaparız. Belki 3 sefer olur. Belki 5 sefer olur. Evet. Bir de orada atıl bir dükkanlar vardı. Elden geçti sanırım. Neydi onlar? Evet. Efendim yani bunları kiraya verebiliyoruz mu? Hepsi kirada. Evet. Hepsi bir gelir kirada. Geliyor. Tabii ki. Onların hepsine alüminyum kaplama yapıldı ve şehir görünümü kazandı orası. Çok güzel oldu orası. Şerafettin Altaş, İşkur elemanları ne olacak? Sayın Başkan demiş Facebook'tan. İşkur elemanları ne olacak? Bekliyoruz, uzatılmayı bekliyoruz. Uzatılmalarını bekliyoruz. Evet. Bu bir devlet projesi. Belediyenin bir projesi değil. Bütün belediyelerde bu TYP kapsamında çalışıyoruz. Size İşkur'dan kaç kişi geliyor mesela gelirse? En son ne kadar? Geçen yıl bize 60 kişi geldi. Çok ciddi, 60 kişi. Hı. Güzel. Biz bunu şöyle düşündük. Hem çalıştı bu arkadaşlar Erişte. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ederim burada. Bir de Emir Gazi'ye bir gelir oldu. Yani 60 kişi 60 milyar para getirdi. Her ay. Evet. 9 ayda ne ediyor? 700 milyar ediyor. Evet. Bu bizim ilçemizde harcandı para. Değil mi? Aynen. Ve şimdi yine bekliyor muyuz İşkur'dan? İnşallah verirler. Evet. Verirlerse bunu, neden olmaz? Bunun cevabını da vermiş olduk. Facebook yayını sürüyor değil mi? Bak bir soru daha var Sayın Başkan. Mehmet Baki Başkanım demiş. Babam seni izleyemiyormuş ama demiş. Eril Spor diyor. Emir Gazi Spor. Nedir soldur Emir Gazi Spor'da? Birinci amatör. Evet. Bu sene ya ben sporu çok takip etmem. Yani şu anda... Şu an birinci amatördeyiz. Bu sene nasıldı? Sizin desteklerinizle mi? Nasıl gidiyor Emir Gazi Spor şu an? Bilmiyorum ya, ben. Ben buradan halkımızdan şunu istiyorum. Yani spor kulübümüze biraz daha destek vermelerini istiyorum. Sadece belediye olarak tüm masraflarını Emir Gazi Belediyesi olarak biz üstleniyoruz. Ama biraz destek olursa biraz daha büyürüz. Altyapıya önem veriyoruz. Evet. Yani dışarıdan futbolcu getirmeyle o iş olmuyor. Kulüp güçlü bir kulüp değil. Sonuçta belediye desteğiyle ayakta duran bir kulüp. Ama şöyle düşünürseniz halk desteği biraz daha olursa, biraz daha katkı sağlarlarsa güçlü bir kulüp. Bir üst lige çıkma durumu falan olur. Evet. Ama böyle olursa burada birinci amatörde kalırız yani. Bunu açıkçası söyleyelim. Evet, buna da Sayın Başkan cevap vermiş oldu. Bizi izleyen izleyicimize söylemiş olalım. Peki böyle yeni yollar açmayı düşünüyor musunuz Emir Gazi'de? Ya da çok eski binalar var mı restore edilebilecek? Bakın biz gerekli yerlere bildirdik. Bizim yerleşimimizin birçoğu Mera'da. Mera yerleşimleri var. Şimdi Büyükşehir'in bir çalışması var Nazım İmar Planı çerçevesinde. Emir Gazi merkezde de imar planı alanının genişletilmesi gerekiyor. Şu an buna ihtiyaç var. Yollar olarak da, ev ruhsatları olarak da buna ihtiyaç var. Bu çalışma yapılacak. Yapılacak diyorsun. Kesinlikle. Peki. Notlarıma bakıyorum. Başka söyleyeceğimiz neler var efendim? Ben biraz yorumlara bakayım. Sizde unuttuğumuz bir şey var mı? Tamam. Bakalım. Sayın Başkan, önümüzdeki 3 yıl için mesela ne planlıyoruz, ne düşünüyoruz? Böyle kafamızda canlanan. Bakın, aslında hepsini söyledik. Gene söyleyelim. Biz buyurun. Okul istiyoruz. Ve bunu başaracağız inşallah. Evet. Diğer rutin işlerin hepsi devam edecek. Burada sizlerin ekranlarında halkımıza bunları rahatlıkla söyleyebilirim. Yani kilitli parke ben söyledim. 3 yıl sonunda Emir Gazi'de buradan söz veriyorum. Her aile kilitli parke taşına basacak. Yani topraktan kurtaracağız. Vatandaşı çamurdan kurtaracağız inşallah. Evet. Bu çalışmamız olacak. Her sene bu, şu geçtiğimiz kadar çalışırsak bu iş tamam. Hasan Suskun efendim Ereğli'den bir esnafımız. Evet. Sayın Başkanıma sevgiler saygılar diyor. Devam edelim. Enes Başkan, Başkanım İstanbul'a dernek kuracağız. Yardımcı olmanızı bekliyoruz demiş. Tabii görüşelim.
Evet. Enes Başkanım'ın Facebook'una yaz. Tabii görüşelim, görüşelim. İbrahim Topal, Başkanım AK Parti'ye geçmeyi düşünmüyor. O mevzular karıştırdı. O mevzulara fazla girmeyelim. Şimdi gelen bazı yorumlar da var da, yorumlar böyle alt alta gidiyor. Aydın Yorukçu, Başkan'dan gençlere proje var mı demiş. Yani söyledik mesela. Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi. Bence bir proje. Evet. Farklı şekilde işte Çanakkale olur, Mersin olur. Ödüllendirirsiniz, bunu billboardlarda gösterirsiniz. Diğer öğrencileri de teşvik etmiş olursunuz. Kesinlikle. Evet. Ona da en azından bir cevap vermiş olduk. Bir de fotoğraflara bakıyorum ben mesela. Halkla çok iç içesiniz. Böyle gezer misiniz? Yaşlılarımızın bakıyorum evlerine gidiyorsunuz. Şimdi toplumda her fert önemli. Aslında her insan önemli. Ama yaşlılarla bebeler çok farklı. Yani. Evet. Bambaşka. Yaşlıların duasını almak bence işleri çok kolaylaştırıyor. Bunu seviyorum. Sık sık görüşürüm. Gider misiniz? Giderim. Mesela geçen Ümre'den gelenleri ziyaret ettik. Bayramlarda kesinlikle Emir Gazi'nin en yaşlı adamlarına 2 yıl içinde belki %10 kalmıştır. Gittim yani. Ne güzel. Evet, Facebook'tan yorumlarınızı, son yorumları yazın. Selahattin Şen, İstanbul'dan Cevat Şen olarak başkanı tebrik ederim demiş. Teşekkür ediyorum. Evet, başkanımız teşekkür ediyor efendim. Evet, Facebook'ta son yorumlarınızı yazın. Onu bir kez daha söyleyelim sevgili izleyiciler. Başkanımız diyor ki belediye binasını vermeye hazırız. Yani, meslek yüksekokulu için ne katkı sağlayabilirsek diyor Emir Gazi'ye. Bu çok önemli. Yani elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız biz oradan. Evet. Şahıs olarak da öyle. Yani ben okulun çok önemli olduğunu düşünüyorum Emir Gazi için. Canlandırması açısından. Yani, kültür alışverişi canlandırma yani şimdi okulun olduğu mesela bir Konya'yı düşünün. Selçuk Üniversitesi en son benim bildiğim sayı 200 bindi ya. Niğde'yi düşünelim. Mesela Niğde bakıyorsunuz diyorlar ki bazen işte Ereğli daha büyük. Niğde bir cadde ama okul üniversite kalkındırıyor. Ne kadar canlanma Niğde. Evet. Gezerken keyif alıyorsunuz. Mesela tam Ereğli dedim ben size. Ereğli Emir Gazi desem ne dersiniz? Ben eviz öğretmenisi mezunuyum. 91 çıkışlıyım. Evet. Yani çocukluğum hemen hemen Ereğli'de geçti sayılır. Eviz mezunuyum. Eviz öğretmenisi mezunuyum. Ereğli bizim kendimize en yakın hissettiğimiz ilçe kültür olarak. Evet. Ve birçok da Emir Gazi burada ikamet ediyor zaten. Aynen tam onu diyecektim. Evet. Burada ikamet ediyor. Nuri Dumlu hayırlı yayınlar demiş. Onların da hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum. Peki. Nuri Dumlu'ya da teşekkür ediyoruz. Ali Bayrakçı başkanım başarılarına devam dilerim. Allah yar yardımcın olsun. Selahattin Şen diyor. Ülkücü gençler olarak hep yalnız demiş. Yorumlar var. Programın sonlarına geliyoruz sayın başkanım. Emir Gazi desek ve bizi hem internetten hem Ereğli'den izleyenler adına neler söylemek istersiniz? Sonunda şunu söylemek istiyorum. Ben Türk milletinin her ferdini seven bir insanım. Benim için Türk milletinin her ferdi çok önemli. Türkiye'nin önemi kadar Ereğli de önemli, Konya da önemli. Ama kendi topraklarımız, insan doğduğu yeri unutmuyor. Hani bülbülü altın kafese koymuşlar, elle vatanım demiş. Biz Emir Gazi'yi gerçekten seviyoruz. Hizmet etme adına da öyle çok büyük şeyler düşünmüyoruz. Sadece iyi niyetli sabah hani bir adam ya Allah derde kalkar ya. Biz emin olun belediye her gün aynı düşünceyle gidiyoruz. Ben 15 yıl veterinerlik hayatımda çok, ben tanıyan veterinerler bilir, bunu buradan çok rahat söylüyorum. Çok rahat çalışan bir adamım. Ama emin olun kendi özel işimde, kendi kazanacağım para da bile akşam hiçbir zaman uyanıp da sabah bu işi yapayım demedim. Ama bu işte diyorum. Bakın bu emin olun sabah ne yapsak acaba diye düşünüyorum ama veterinerlikte öyle bir şey düşünmüyordum ben. Ama şimdi bir vebal olduğunu düşünüyorum. Bu vebalin de inşallah bana oy vermiş vermemiş hiç önemli değil. Emir Gazi'yi utandırmadan, ya buna nereden oy attıydık dedirtmeden bu görevi layıkıyla yapıp devretmek isterim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Herkese sizin vasıtanızla Ereğli, Emir Gazi, bütün Emir Gazi'li hemşerilerime, bütün Ereğli hemşerilerime saygı ve selamlarımı sunarım. İnşallah yarınları umut dolu, sağlık dolu günlerle, neşeli günlerle olsun. İnşallah. Son yorumlar. Dursun Kotuk, Allah'ın izniyle meslek yüksekokulunu Emir Gazi'ye getireceğiz demiş. Mehmet Pala, İstanbul'dan başkanım çok iyisin demiş. Diğer yorumları da siz sonra, yayından sonra okursunuz efendim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben programı kapatayım, ayrılmayalım.
sevgili izleyiciler. Evet, bu akşam da Eylül Aktüel'de Emir Gazi Belediye Başkanımızla Sayın Nurişen Koçak Bey ile birlikteydik. Bir saatin ne zaman geçti ben anlayamadım. Bitmiş, yayının sonuna geldik. Aynı anda hem Ereğli'ye seslendik. Aynı anda Ereğli Metro TV.com'la internetten dünyaya seslendik. Facebook yoluyla seslendik. Bu noktada yayında ve yapımda emeği geçen ben herkese çok teşekkür ediyorum. Yayınımız burada bitiyor ama bizlere her zaman Facebook, Twitter, Instagram, YouTube'dan Metro TV'yi, Yeni Ereğli Gazetesi'ni ve benim şahsımda Emrah Çakıcı sayfalarını takip edebilirsiniz diyoruz. Bizi izleyen herkese bir kez daha teşekkürler. Ereğli Aktüel'de inşallah yine biz haftaya burada olacağız. Dedim ya, program bitiyor ama bizler hep sosyal medyada devam ediyoruz. Herkese iyi akşamlar, hoşça kalın.